Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Abdullah Bey. Doğa burada. Nasıl burada? Şimdi buraya mı kaçtı? Hayır olsun babacığım. Dün akşam siz yattıktan sonra Fatih'i aradı. Fatih de gitti, aldı geldi karısını. Aklın yolu bir. Tabii gördü annesinin gerçek yüzünü. Tırıs tırıs döndü işte, Allah'ın sopası yok ki. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Geçin oturun çocuklar, geçin. Hoş geldin daha. Hoş buldum. Doğa, hoş geldin diyeceğim ama. Anlaşılan benim bir açıklama yapmam gerekecek. Ben de annemle Ömer amcanın ilişkisini ben de bilmiyordum. Yani size olduğu kadar benim için de kötü bir sürpriz oldu. O yüzden ben ne söyleyeceğimi, ne düşüneceğimi gerçekten bilmiyorum. Evet haklısın kızım. Bize de epey tatsız bir sürpriz oldu. Sen de buraya geldiğine göre annene biraz kırıldın sanırım. Ama olsun olsun, eğrisi doğrusuna denk geldi. Sen olman gereken yerdesin. Hasbinallah. Ben ne? Annemin evi her zaman benim evim olacak. O zaman niye buradasın? Nilay, izin verirsen neden burada olduğum ya da nerede olacağım kocamla beni bağlasın. Neyse. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Sonuçta yine burada hep birlikteyiz. Çok şükür. Doğa kızım. Kahvaltıya başlamadan önce seninle aşağıda 5 dakika konuşsak mı? Olur. Konuşalım babacığım. Afiyet olsun. Hayır olsun bakalım. Kızım, her evlilik bir sınavdır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bu sınav bitmez. Bazen çok zor, bazen de çok kolay aşılır ama önemli olan aşabilmektir. Siz Fatih ile daha çok yolun başındasınız. Evet, farklı iki aileden geliyorsunuz. Birbirinize alışmak, anlamak, kabul etmek zaman alabilir ama öyle ilk bozgunda toparlanıp gitmek olmaz kızım. Çok haklısın babacığım. Ben en başından beri size ayak uydurabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Haliyle insan karşısındakinden de aynı özveriyi bekliyor. Ama işte iş pembehanenin bizi ayırmaya çalışmasına kadar gidince ister istemez kırılıyorum ben de. Anlıyorum kızım. Ama önemli olan niyet. Bir şeyin nasıl yapıldığı kadar neden yapıldığı da önemlidir. Sen şimdi pembe annene duvar kağıtlarını yırttığı için kızgınsın. Bir yere kadar haklısın da. Ama o seni kırmak için yapmadı ki bunu. Seni üzmek için yapmadı ki. O bunu doğru bulduğu için, böyle inandığı için yaptı. Yani duvar kağıdı neden bu kadar büyük bir mesele oluyor gerçekten anlamıyorum. Bir de sanki inadına biz seçmişiz gibi gizli gizli odaya girip haram diye duvar kağıdı sökmek... Kusura bakmayın babacığım ama bana pek iyi niyetli gelmiyor. Anlamaman çok doğal. Çünkü nedenini bilmiyorsun. O yüzden de pembe annenin yaptığı sana anlamsız ve saçma geliyor. Halbuki o gerçekten bunu doğru bulduğu için ve buna inandığı için yapıyor. Domuz da Allah'ın yarattığı bir canlı. Tıpkı koyun, keçi, kedi, köpek gibi. Evet ama domuz haram diye çizimle bile tahammül edilemiyor. Çünkü haram kızım. Ya anladım. Anladım onu da. Neden?
Kur'an'da adı anılarak haram kılınan ve yasaklanan tek hayvan domuzdur. Sağlık açısından da iyi değildir. İyi de duvar kağıdının ne gibi bir zararı olabilir? Güzel kızım, bazı ilaçların ve eşyaların üzerinde ne yazar? Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Neden peki? Onları korumak için. Yani onlar küçükler, akıl edemezler. İşte biz de korumak için sakınıyoruz. Çocukların bilinçaltına sevimli ve sempatik yerleşmesin diye yapıyoruz. Ha, resimleri koymak günah mı? Değil elbette. Ama çocukların özenmemesi için koymamakta fayda var. Ben bilmiyordum. Ve bilmediğin için de pembe annenin yaptıklarını kişisel algıladın. Haklısın, keşke duvar kağıdını yırtacağına bunun nedenini sana anlatsaydı. Bizim inancımızın bunu gerektirdiğini, kaynağının da Kur'an-ı Kerim olduğunu anlatsaydı sana. Bizler dinimizin buyurduğu gibi yaşamaya özen gösteren bir aileyiz. Bunun altında başka bir neden arama olur mu? Anladım babacığım. Ve bu konuda da kendini daha fazla üzme. Açıkladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim.